Alzheimer 60 yaş civarlarında görülen, beyinde fizyolojik, fiziksel bozukluklara neden olan ve bilişsel kayıplarla, hafıza kaybıyla karakterize bir hastalık. Demansa da neden olan, demans dediğimiz unutkanlık durumuna da neden olan bir hastalık. Ama günümüzün en önemli hastalıklarından bir tanesi, şu gün için dünyada 30 milyondan fazla Alzheimer hastası var. Bakıldığında ve literatürden alınan bilgi ışığında da araştırmalardan da gözlendiğinde büyük bir tehdit oluşturuyor. Nasıl bir tehdit? Bulaşıcı hastalıklardan daha büyük bir tehdit. Düşünün ki gelişmiş ülkelerde de dahil olmak üzere unutkanlığı olan, unutan, hatırlamayan insan sayısı, biraz yaş almış insan sayısı çok fazla olacak. Bu anlamda önemini korumaya devam ediyor Alzheimer. Alzheimer'ın ilk belirtilerine bakıldığında aslında gerek halkın, gerek sağlıkla ilgili personel vesaire ilk akla gelen belirti unutkanlık. Bununla ilgili sosyal medyadan da görüyoruz, karikatürize edilmiş görseller var, ondan sonra filmler var. Örneğin Iris diye bir film, Alzheimer'la ilgili bu hem ilk belirtilerden hem ilk ve orta zamanında evde nasıl bakılabilir, nasıl ilgilenilebilir, bakım veren neler, ne yükler taşıyor bununla ilgili sosyal çalışmalar. Hastacıların, işte hemşirenin, hekim, sağlık personelinin rolünü anlatan. Ama ilk aklımıza gelen şey, o görsellerden de göreceğimiz gibi unutkanlık Alzheimer'la ilgili. Çoğu zaman da sorularınızda da olacaktır ilerleyen zamanlarda. Demansla aynı şey midir? Demansa da düşünüldüğünde unutkanlık olarak yani bakıldığında görüyoruz değil. Hayır, aynı şey değil ama Alzheimer'da da ilk belirti unutkanlık. Buradaki unutkanlık tabii böyle hani metropol yaşamında yaşıyorsunuz, zihinsel fonksiyonlarınız çok yoğun, gün içinde neler yaptınız, ne ettiniz, onlarla ilgili hay Allah gözlüğümü nereye koydum, işte şunu alacaktım, faturayı ödemeyi unuttum gibi unutkanlıklar değil, daha farklı. Yani gün içerisinde günlük yaşam aktivitelerine özgü, yaşam içerisinde var olan rutinleri de unutabilmek var Alzheimer'ın içerisinde. Ya da bir hikayeyi tekrar tekrar aynı şekilde hiç unutmadan aynı şeyleriyle tekrar tekrar anlatmak var. Faturalarını ödeyememek var. Bir erkekse bu mesela hep rutinde yaptığı tamirat olayını unutmak, nasıl yaptığını şey yapamamak var. Tekrardan gündeme getirememek var. Banyo yaptığını unutmak var. Aynı giysileri temizmiş gibi banyo yaptığını, yeni banyo yaptığını düşünerek tekrar tekrar giymek var. Bunun gibi belirtiler Alzheimer'a ilişkin özel belirtiler. Yer değiştirmelerde güçlük çekiyorlar. Bulamama var, sorduğunu hatırlayamama var ve benzeri gibi belirtiler en önemli belirtileri içerisinde. Ama tabii hafıza kaybı, bilişsel fonksiyonların kaybı temelde unutkanlığı her zaman ön plana çıkarıyor Alzheimer için. Her hafıza kaybı Alzheimer değildir. Diğer durumlarla da, sendromlarla da karıştırılabiliyor. Ama bir sosyal yaşam nedeniyle var olan hafıza kaybı, unutkanlıklar var. Bir de Alzheimer'a yarıyor. Unutkanlık dediğimizde birçok faktör var. Metropol yaşamında, işte şehir profilinde, trafiğin yoğunluğu, stresler, ekonomik stresler, iş stresleri, aile içi stresler ve benzeri. Bunlar tabii geçici olarak unutkanlığa neden olabiliyor. Birçoğumuz söylüyoruz. Mesela Allah Allah gözlüğümü nereye koydum, kalemim nerede, bugün faturalarımı ödemeyi unuttum, şuraya uğrayacaktım, şunu satın alacaktım. Bu böyle bir unutkanlık. Demansa gelince, demansla Alzheimer arasında her zaman sorular soruluyor. Aynı şey midir? Hani önceden Alzheimer gibi bir hastalık var mıydı ortada? Neden son yıllarda böyle yeni tanıştık ve benzeri gibi. Ama uzmanların, bilim adamlarının ortaya koyduğu şey, gerçeği odur. Alzheimer eşittir, demans değildir bunama ya da öbür adıyla değildir kesinlikle. Alzheimer başlı başına fizyolojik kayıplar yaratan beyinde bir hastalıktır ve Alzheimer demansa neden olabilir. Bir de mesela vasküler demans dediğimiz demans var. Beyindeki bir damarda beslenme bozukluğu, işte sigara gibi sekonder faktörlere bağlı vesaire. O zaman da öyle bir vasküler demans oluyor. Vasküler demans eşittir de demansa neden olabilir. Çünkü ikisi arasında şöylesi farklar var. Demans
daha ileri yaşlarda, yani çok çok ileri yaşlarda böyle hani bunama dediğimiz farklı unutkanlıklar, sendrom, birçok semptomun belirtinin bir arada olduğu bir durum. Ama Alzheimer başlı başına dediğim gibi beyin dokusunda fizyolojik kayıplara da neden olmuş, bilişsel fonksiyonların bozulduğu, hafıza kaybıyla, bellek kaybıyla da devam eden bir hastalık Alzheimer demansa neden olabilir. Aslında Alzheimer'ın önlenmesine ilişkin verilen öneriler, insanların sağlıklı yaşam biçimi olması, bu sosyal medyanın da artık çok gündemde olması, bu bilgileri birçok kanaldan alıyor olmamız bütün insanlar için bir kazanç. Aslında insanların sağlıklı yaşamı intrauterin hayattan, anne karnına düştükten ta ki yaşam sonlanıncaya kadar devam etmeli. Gerçekten sağlıklı yaşam biçim davranışlarıyla ilgili. Mesela kardiyovasküler hastalıklardan, kalp hastalıklarından, damar hastalıklarından korunmayla ilgili daha çok öneri biliriz, daha çok öğrendik, daha çok bu konuyla ilgili vakıflarımız, derneklerimiz daha eskiden beri çalıştılar. Oradaki önerilere bakıldığında bunlar Alzheimer'ı önlemeyle de ilgili öneriler. Yani ne yapmalı, beynimizi nasıl çalıştırmalı, nasıl yaşamalıyızın tüm cevabı Alzheimer'ı önlemeyle ilgili. Mesela sigara başlı başına bir faktör, sekonder, ikinci faktörler, risk faktörler arasında. Yaşamınızdan mümkün olduğu kadar kalkmalı ya da daha aza indirilmeli, ille de vazgeçemiyorsanız. Ama daha önce böyle birinci olarak önerilen, çalıştırmak için beynimizi neler, mesela bulmaca çözün deniliyor. İşe her zaman her gün yürüyerek gidiyorsanız mesela ya da arabayla hep aynı yönden gidiyorsanız onu değiştirin, başka bir yerden gidin. Beyin onu o şekilde kaydetsin. Hatta saatinizi hep sol kola takıyorsanız sağ kola takın. Değişiklikler oluşturun, onlar oluşsun. Farklı şeyler okuyun, renkli şeyler okuyun. Yeni şeyler öğrenmeye beyninizi yönlendirin. Mesela müzik dinlemek, farklı müzikler dinlemek, notayı tanımaya çalışmak, ondan keyif aldığını düşünmek, geçmişte çok iyi yaşadığın, anılarının seni zengin yerlere götürdüğü, hayal gücünü geliştiren şeyleri düşünmek dahi yaşa başa bakmadan. Yaşamak için yaşa başa bakmak çok zararlı. Bence ben bireysel olarak söylüyorum bunu. Bu da Alzheimer'ı önlemede çok iyi bir yöntem. Güzel yaşamak için, iyi yaşamak için, sağlıklı yaşamak için, Alzheimer ya da diğer hastalıklardan olmamak için bir miktar ezber bozan olmamız lazım. Bu kalıpların dışına çıkmamız lazım. İnsanlara aile içinde, toplum içinde verilmiş rollerin insanların beyni tarafından biçilmesi lazım. Bütün hastalıklarda olduğu gibi, yani herhangi bir hastalıktan şüphe oluştuğunda ilk gidilecek yer hekimdir. O alanın uzman hekimidir. Bunu halkımız esirgemesin. Bizde gene yapı olarak da hep geç gitme vardır. Bir şey oluştuktan sonra, işte iyice böyle belirtiler ortaya çıktıktan, zarar vermeye başladıktan sonra. Ama her yerde var Alzheimer'ın ilk belirtileri, nasıl tanıyabilirler, böyle programlarda da anlatılıyor. En güzel şey hekime gitmektir. Adres orasıdır efendim. Alzheimer'a neden aile hastalığında? Bunların hepsi aslında dünya nüfusunun, doğal olarak bizim ülkemizinde nüfusun yaşlanmasıyla ilgili söylemler diye düşünüyorum. Çünkü önceden yaş ortalaması dardı. 60'lı yaşlarda mesela şöyle denirdi, ben onları çocukluğumdan hatırlıyorum. Ayşe Hanım'a felç gelmiş, köşede oturuyor, diğerine de gelecek. Yani bu bir normal beklenti gibi bunu sürdürüyordu insanlar. Ama şimdi yaş ortalaması uzadı, ömürler uzadı. O nedenle her ailede bir büyük olduğunda, bakıldığında yaşlanmış Alzheimer'lı insanları görmek olası, bu nedenle de zannediyorum aile hastalığı deniliyor. Konu çok son derece hassas bir konu. Bu az önce bahsettiğim nüfusun yaşlanmasıyla ilgili bakıma gereksinimi olan insan sayısı arttı. Onlara bakacak bakım personeline gereksinim arttı. Ama bizim geleneklerimize, ülke açısından da baktığımızda biz bu tür şeylerde genellikle bakım evlerine götürmeyiz.
darül cezelere götürmeyiz. Hep mümkün olan şudur, yani pardon, istenen şudur, şunu mümkün kılmaktır. Evin içerisinde olsun, geleneklerimiz de öyle emrediyor. Evin içerisinde bakılsınlar. Ama bu ikiliye baktığımızda bakım gereksinimi olanla bakacak olan arasındaki uzlaşmaya neler yaratıyor? Birçok şey yaratıyor. Çünkü Alzheimer'lı bir hastaya bakmak son derece güç. Belirtilerini çok az söyledik. Bakıldığında çok geniş kapsamlı, çok sabır isteyen bir durum. Ve mutlak ve mutlak Alzheimer'lı hastaya bakanların bu konu hakkında bilgi sahibi olmaları gerekiyor. Eğitilmiş olmaları gerekiyor. Alzheimer'ı dünya da geç tanıdı. Bizler de daha geç tanıdık. Yani genç bir şey Alzheimer bizler için, bu yaşam süresi uzamaya başladıkça. Onun için bakanların mutlaka eğitilmeleri gerekiyor. Türkiye Alzheimer Vakfı var. Türkiye Alzheimer Derneği kuruldu ve o aile üyeleri onlarla ilgilenip kurdular. Alzheimer tanındı. Aile üyelerinden birinde mesela nedir, ne yapabiliriz, nereye gidebiliriz? Çok sağ olsunlar. Dernektir, vakıftır. Onlar belediyelerle, darülcezeyle işbirliği yaparak çok güzel eğitim programları sürdürüyorlar. Bu eğitim programları içerisinde Alzheimer'lı kişilere, bireylere bakım verenleri de beraberinde eğitiyorlar. Ama şundan vazgeçmemek gerekiyor. Alzheimer'lı bir bireye bakmak için mutlaka Alzheimer hakkında bilgi sahibi olmak, sabırlı olmak, zaman ayırmak, biraz kendi yaşamından ödün vermek son derece önemli. Burada zoru başaran, Alzheimer'lı olandan ziyade bakımı veren eğitimleri de önemli bunların. Nasıl iletişim kurulmalı? İletişim dünyanın sorunu bence, yani çok önemli. Her şeyin kilidi, çözümü. Bizim ülkemizde insanlar arasında daha da büyük bir sorun olduğunu düşünüyorum ben. Yani en üst kurumdan en alt kuruma, en küçük üniteye bakıldığımızda birbirimizi çok rahat ifade edemiyoruz. İfade edememe güçlüklerimiz var. Halbuki iletişim iki birey arasında ya da bir bireyle bir grup arasında böyle kendini ifade etme, o ifadelerden feedback alma, gereken şeyi devam ettirme konusu. Onun için bizlerde daha çok, bir de Alzheimer'lı kişiyse, bu bireyse, onunla iletişim kurmak nasıl kolaylaştırılabilir, ne yapılabilir diye gerçekten böyle genel bakımın yanı sıra özel bir şey ayrılması gerekiyor. Çünkü Alzheimer'lı hastanın bir kere kendine özgü iletişim özellikleri var. Nasıl iletişim özellikleri var? Mesela bir şeyi çok tekrar ediyor. Bir hikayeyi hiç unutmadan sözcüklerini hiç anlatmamış gibi, sözünü etmemiş gibi 10 kez üst üste anlatabiliyor. Onu dinleyeceksiniz. Sonra normal tepkiler vermesini sağlayabilmek için, yani kırmadan, bükmeden, incitmeden azarlamayacaksınız. Çok tekrar ediyor. Bunda bir sabır göstereceksiniz. Uzun cümleleri algılayamıyor, düşünemiyor, onlara cevap veremiyor. Hep kısa kısa cümleler kuracaksınız. Seçme hakkı vereceksiniz. Mesela önüne yemek koydunuz 3 tane. Bir tanesini seçsin ama çok kısa cümlelerle söyleyeceksiniz. Olabildiğince yumuşak, kırmadan, onu dinlediğinizi ifade ederek, dinlediğinizi göstererek, kısa cevaplarla yanıtlayacaksınız, sabırlı olacaksınız, sabır göstereceksiniz. Gerçekten en çok vurgulanması gereken şey, Alzheimer'lı bireyin, Alzheimer'lı hastanın yanı sıra bakım verenin önemi, bakım verenin eğitilmesi, bakım verenin yükünün tartışılması, bakım verenin yükünün azaltılmasına yönelik gerek resmi kanallardan, gerek özel kanallardan, gerek yakınlardan, akrabalardan. Mesela öylesi durumlar var ki Alzheimer'lı hastalar başka bir yerde kalmak istemiyorlar. Alıştığı yerde kalmak istiyorlar. Kardeşler aralarında paylaşacak. Mesela diyor ki bir ay sana gelsin, 15 gün sana gelsin, 15 gün bana gitsin. Burada bakım verenin yükü tamam önemli ama Alzheimer'lı birey de perişan oluyor, mahvoluyor. Yani yerini bile onun planlamak, hesaplamak, ne tür konuşulacağına bütün kardeşler arasında, bak böyle cevap verdiğimde böyle oluyor, şöyle cevap vermeliyiz, burada sabırlı olmalıyız. Ben başka bir canlı televizyon programında, büyük bir televizyon programında bu konuyu konuşurken bir bakım veren annesini, Alzheimer'lı, 3 aydır dedi, hocam hiç evden çıkmadım, pazara bile gitmedim. Ama bu nasıl, uçaklarda mesela uçağa bindiğinizde bir tehlike halinde
anne önce maskeyi takacak kendisine ki bebeğine ne yapabilsin, bakabilsin. Onun maskesini de takabilsin. Onun için bakım verenlere de gerçekten seslenmek lazım. Bunun başlı başına bir program olması lazım. Kendinden vazgeçmeyecek, sevgisini eksiltmeyecek, kendisinin iyi yaşaması ancak o çok sevdiği insana bir şeyler vermesini, iyi iletişim kurmasını sağlayabilir. Bu konularda çok verimkar ve çok gönlü alışverişin olması gerekiyor.